Selam. Bugün biraz mumlar, tütsüler ve kediler hakkında konuşmak istiyorum. Çerezciğim katılmak ister misin bize? Tabii ki istemezsin ama yine de bir merhaba dersen sevinirim. Sonra gidebilirsin aşko. Evet. Aslında bu video... Allah, iki saniye dur. Selam ver. Mumlar, tütsüler ve çerez üzerine bir hikaye. Bunu paylaşmak istedim çünkü çerez benim ilk kedim sayılır. Daha önce annemin evinde bir kedimiz vardı, rahmetli Tırmık, ama o annemin kedisiydi. Ben şehir dışında üniversitede okuduğum için çok ender, çok az onu görebildim. Şimdi sonuç itibariyle bir kediyle ilk defa bu kadar her gün yakınlığım olmuş oldu ve acemi bir kedi annesiyim. Hatalar yapıyorum. Bu yaşadıklarımı özellikle paylaşmak istiyorum ki yeni kedi annelerinin belki bu bilgiler işine yarar. Şimdi ben evde tütsü yakmayı, mum yakmayı çok seven bir insanım. İnsandım. Çerezden önce. Bir gün yine tütsümü yaktım. Böyle ufak bir akşam üzeri işte esneme, stretching hareketlerimi yapıyorum. Tütsümle birlikte hafif bir müziğimi koydum. Çerez geldi, çok affedersiniz, önüme kustu. Ne olduğunu anlamadım tabii. Allah Allah dedim, herhalde kediler biliyorsunuz tüylerini kusarak böyle yumak halinde çıkarıyorlar. Onunla ilgili bir durum olduğunu düşündüm. Bir hafta sonra yeniden tütsü yaktım ve çerez gelip yine önüme kustu. O zaman dedim ki bu tütsüyle ilgili bir problem. Hemen veterineri aradım. Veteriner beni azarladı arkadaşlar dedi. Kedilerin dedi burunları dedi çok hassastır anacığım dedi. Lütfen dedi bir daha dedi evde tütsü yakmayalım dedi. Böylece benim tütsüyle olan aşkım sona erdi. Şimdi mum yakmaya devam ediyorum. Böyle bilinçaltımdan böyle ufak bir ses sürekli beni uyarıyor. Anacım diyor yani muma acaba diyor. Dikkat mi etsek diyor. Yakmasak mı diyor yani çerez yanmasın gibilerden. Ama bizim rahmetli tırmık böyle annemin kristalleri vardı. Hiçbir zaman onları kırmadı. Onların arasından kedi olduğu için böyle rahat rahat dolanır. Kafasına göre takılır ve inerdi. Ben de herhalde çerez mumdan yanmaz, sonuçta sıcak. Şöyle bir bakıyor, ha bu sıcakmış diyor, yaklaşmıyor diye düşünüyorum. Ancak öyle olmadı. Ben yine bir gün mum yaktım. Bu mumların arasından böyle dolanırken dostlar, kuyruk alev aldı. Pof birden. Alev alması ile birlikte ben çerezin üzerine kendimi attım. Ve kuyruğu hemen söndürdüm. Çerez ne olduğunu anlamadı bile. Yani bana bakıyor, ben ne yapıyorsun diyor. Yani niye üzerime atladın ki şimdi, nasıl bir laubalilik bu diye. Pis pis bakıyor bana filan. Sonradan fark etme kuyruğunu kokluyor, yalıyor falan, ne olduğunu tam olarak hiçbir zaman algılayabildiğini düşünmüyorum. Tabii böyle olunca eğer çerezin pofuduk bir kuyruğu olmasaydı, daha az tüylü bir kuyruğu olsaydı Allah korusun yani o kuyruk gerçekten zarar görebilirdi. Çok hafif atlattık. Böylece ben mum da yakamamaya başladım. Peki nasıl bir önlem aldım? Onu da sizlerle paylaşayım. Belki yapmak istersiniz. Çünkü kedili evde gerçekten mum yakılmıyor arkadaşlar. Yani ne olur ne olmaz. Sonra acı verici bir şey olmasın. Şimdi iki ya da şöyle elektronik mumlar satılıyor. Bu elektronik mumlar çok güzel yapmışlar. Gece de ayrıca çekip koyacağım görebilmeniz için. Sanki bir mum gibi ışığı artıyor, azalıyor gibi böyle bir ambiyans yapıyor. Bunu böyle lök gibi kullanırsanız çok çirkin, hoş görünmez. Bunu ne yapacağız? Bunu şu tarz bir ürünün içerisine yerleştireceğiz ki gerçekten mum efektini alabilelim. Benim böyle 3 tane var. Salonun çeşitli yerlerine akşamları koyuyorum. Mozaik, şu özellikle bu değil tabii. Mozaik mumluk diye satılıyor. Çeşitli yerlerde böyle bulup
içerisine böyle yerleştirip bunları kullanabilirsiniz. Hem kediniz rahat eder, hem siz rahat edersiniz. Böyle bir hikaye arkadaşlar, sizlerle paylaşmak istedim. Çerez, gel beraber kapayalım. Allah'ını seversen gel ya. Asosyal. Asosyal kedim ya. Beraber kapayalım. 2 saniye durur musun lütfen? Hepinize, kedilerinizle, sevdiklerinizle birlikte... Ay Çerezciğim bir dakika. Ha. Ay bırak. Hepinize, sevdiklerinizle, kedilerinizle, köpeklerinizle, bütün minnoşlarınızla birlikte çok güzel bir gün diliyoruz. Sağlıkla, huzurla kalın. Oh aşk. Aşk bu. Aşk bu. Buradan da öpeyim. Tamam hadi git. Gitmeyecek misin gerçekten? Ama şu an var ya, inanılmaz mutlu oldum. Güle güle. Ooo Çerezciğim. Kankiton Babür'le birlikte tatlı bir gün mü geçiriyorsun? Harika. Çerezciğimizi takip etmek isterseniz Çerodayı Instagram hesabından takip edebilirsiniz. Evet minnoş. Aşkolar.